Masal keyfi. Güzel ve Çirkin Masalı. İkinci bölüm. Aa, babam daha gelmedi mi mutfağa? Daha gelmedi. Birazdan gelir herhalde. Hem bizi çağırıyor hem kendi gelmiyor ya. Babam gelene kadar mutfağı da biraz toplayayım bari. Babam güzel haberlerim var dedi. Acaba ne? Aman bir felaket haberi olmasın da. Kızlar müjde. Yine zengin olduk. Limanda gemilerimiz bulunmuş. Oley! Gerçekten mi? Çok inanmıyorum. Bu hayattan kurtuldum. Gel. Kutlamalıyız bana. Evet. Dileyin benden ne dilerseniz. Gelirken getireyim. Söyleyin bakalım. Babacığım, her zaman isteyip de alamadığım o pırlanta set var ya, ondan alır mısın? Ya da şey, yakut mu olsa acaba? Ama safir de çok güzeldi. Ay bilmiyorum, hepsi olsun. İpek kumaşlardan, pahalı kumaşlardan, elbiseler, hırkalar, montlar, ayakkabı da olabilir, bot da olabilir, hepsi olabilir. Söyle bakalım güzel kızım, sen ne istersin ha? Babacım, sizin mutlu olduğunuzu görmek benim için en büyük mutluluk zaten. Hiçbir şey istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Ay, güzelden de bu beklenirdi zaten. Al kız, bize verirsin. Saf mısın kız? Niye istemiyorsun? Şşt, siz karışmayın bakayım. Güzel, kızım. Sen de iste bir şeyler. Sen de hak ediyorsun bak. Söyle bakalım ne istiyorsun? O zaman sadece bir gül istiyorum. Sadece bir gül. Baba limana varmış. Varmış ama haberler kötüymüş. Çünkü limana gemilerinin vardığı haberi yanlış anlaşılmadan ibaretmiş. Eyvah, şimdi ben ne yaparım, ne ederim, kızlarıma ne söylerim? Kızlarımın isteklerinin hiçbirini gerçekleştiremeyeceğim. Çok karnım acıktı, çok yoruldum. Atım da hastalandı. Nasıl döneceğim ben şimdi eve? Çok da üşüyorum, ne kadar soğuk böyle hava. Of, mahvoldum ya, ne yapacağım, perişan oldum. Allah'ım yardım et. Aman Allah'ım, ne kadar gizemli bir konak. Geceyi burada geçirebilir miyim acaba? Merhaba. Kimse yok mu? Of, sofraya bak. Aman Allah'ım. Bu kadar yemeği kim yapmış da koymuş buraya? Of, harika ya. Bir kurşun da eksik ha. O ne? Bu o yaprak sarması mı? Allah'ım bayılırım. Ne kadar güzel. Ben bu yemeklerden yiyorum. Oturuyorum. Beni duyan var mı? Herhalde burası iyi kalpli bir perinin evi falan olmalı. Geçip de biraz karnımı doyurayım bari. Açlıktan ölüyorum. Oh, şömine de var. Ben de bayağı üşümüştüm. Şöyle geçeyim de iliğim kemiğim ısınsın biraz. Of. Ah, oh, çok iyi geldi. Tüccar yemeklerden yemiş, içmiş. Yemekler çok lezzetliydi.
Karnım tıka basa doydu. Oh, çok yorulmuşum. Ağırlık çöktü şimdi de. Yatak olsa da şöyle yatsam ne kadar güzel olur. Oh. Aa, yatak da hazırlanmış. Aman Allah'ım, şansım mı dönüyor nedir? Bu kutu da neymiş? Dur bir bakayım şuna. Aa, şuna bak, pijamalar. Gözlerime inanamıyorum. Uyumam için pijamalar bile hazırlanmış. Çok da güzeller. Aa, mücevherlere bak. Tam kızımın istedikleri gibi. O pırlanta set var ya, ondan alır mısın? Ya da şey, yakut mu olsa acaba? Ama safir de çok güzeldi. Ay bilmiyorum, hepsi olsun. Acaba alıp kızıma götürsem mi bunlardan? Hayır. Bu düpedüz hırsızlık olur. Hırsızlık yapacak değilim herhalde. Şöyle güzelce dinleneyim de. Sabah erkenden yola koyulurum. Aa, güller. Tam da güzelin istediği gibi. O zaman sadece bir gül istiyorum. Sadece bir gül. Diğer kızlarımın isteklerini yerine getiremedim. Hiç değilse güzelin istediğini yerine getireyim. Şuradan bir gül koparsam bir şey olmaz herhalde. Bir sürü gül var zaten. Kim ne anlayacak benim bir gül kopardığımı? Benden habersiz bahçemden nasıl gül kopartırsın? Ben sana yemek verdim. Dinlenmen için yatak verdim. Buna karşılık sen kalkmış hırsızlık yapıyorsun. Bana olan teşekkürün böyle mi olacaktı ha? Hayır efendim, yanlış anladınız. Ben o gülü kızlarımdan birine götürmek için koparmıştım. Ben hırsız değilim. Ben dürüst bir insanım. O zaman söyle o kızlarına, içlerinden biri gelip burada benimle yaşamayı kabul ederse kurtulursun. Yoksa seni öldürürüm. Bir güle, bir can. Anladın mı beni? Bir güle, bir can. O kadar. Sana 3 gün mühlet. 3 gün içinde kızınla beraber burada olmalısın. Yoksa ben gelirim. Anladım efendim, anladım. Tamam efendim, tamam anladım. Ödepsize bak. O kadar iyilik ettik. Gelmiş güllerimi çalıyor. Baba üzgün ve çaresiz kızlara durumu anlatmış. Güzel gül gül diye tutturmasaydı hiç bunlar başımıza gelmeyecekti. Ay kusura bakma baba, hiç gelemem. Güzel bütün bu olanlara kendisinin sebep olduğunu düşünerek üzgün ve çaresiz teklifi kabul etmiş. Birbirini çok seven baba ve kız ne olacağını bilmeden gizemli konağa doğru yola çıkmışlar.